Arkadaşlar ben Berk, Folding kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar sizin gözünüzden serisinin Brezilya sunucusunun Platinello bölümüyle karşınızdayım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Şöyle ben ufaktan hemen başlamadan biliyorsunuz bir kayıt kontrolü yapıyorum. Bu genel bir kontrol, yoksa kaydımız boşa gitmesin, zamanımız boşa gitmesin diye. Şimdi şöyle pikleri yorumlayacak olursak bakalım bu sunucunun Platinello'suna ne pikler oynanıyormuş. Yine Yasuo, Z gibi pikleri görmüyoruz. Ne mutlu. Hani bunları görmememiz, çünkü TR sunucusunda biliyorsunuz fazlasıyla zaten gördük bunları. O yüzden farklı sunucularda farklı piklerin metada olması beni çok mutlu etti. Şöyle baktığımızda üst koridorda Singed ve Nasus karşılaşmasını, ormanda Kayn ve Twitch karşılaşmasını, orta koridorda enteresan bir pik Jax ve Syndra karşılaşmasını, bot lane'de Jinx ve Nautilus ikilisine karşı Tristana ve Leona ikilisinin mücadelesini izliyor olacağız dostlarım. Bakalım iyi olan taraf kazansın diyelim. Bu noktada Singed piki ve Jax piki beni oldukça şaşırttı. Hani off tank bu kadar fazla pik olması, bunun yanı sıra Jax'ın orta koridorda bakalım ne derece etkili olacağı sizlerle birlikte biz de görüyor olacağız. Syndra'nın gücünü biliyoruz ama menzilli bir karakter olması dolayısıyla tutuşturu pek fazla yakıştıramıyorum Syndra'ya, Vel'Koz'a, ne bileyim. Bunun gibi rakibiyle çok fazla yakın çatışmada olmayan, genel itibariyle menzilli bir karakter oynuyorsanız tutuştur verimli olmuyor. Bunun yerine Syndra'da teleportla veya bu noktada karşıda Jax olduğu için bir arındırla veya bir bariyerle girse çok daha mantıklı bir tercih yapmış olur ve koridorda rahat ederdi. Şimdi rakip takımda 2 tane teleport olduğu için haritada her aksiyon olduğunda birisi oraya teleport alacak ve çok fazla verim alacaklar ki teleportta artık şey yapmıyor, yani siz teleportu kullandığınız anda teleportlandığınız yerde çok anlık bir hareket hızı kazanıyorsunuz ve anlık hareket hızıyla istediğinizi yapıyorsunuz. Bu arada Twitch erken bir orta koridor baskın yaptı ki beklediğimiz baskında kırmızı güçlendirmesi olduğu için Jax'ın büyük miktarda canını azalttı. Bu hiç kötü bir baskın değil, gayet karlı bir baskın. Hani hiçbir sonuç çıkartamasalar da Jax'ın can barının azalmış olması Jax'ın bu noktada potunu kullanmak zorunda bırakacak ve belki de olası bir savaşta Syndra daha avantajlı konuma gelecektir. Ben açıkçası takdir ettim. Bu arada Nautilus ve Jinx 2 level olur olmaz burada hemen bir savaş aradılar. Nautilus burada Hook'un Leona üzerine kullanmaya karar verdi. Birazcık şaşırtıcı bir tercih. Bu arada Kayn hemen Twitch'in ormanına girmiş ve burada Twitch mavi güçlendirmeyi almasına rağmen arkadan takip eden bir Jax var. Bakalım mavi takım oyuncuları Twitch'e doğru yöneliyorlar. Twitch burada öldü. Maalesef kendi takımından kimse yardıma gelmedi. Bir Jax çok rahat bir şekilde o ormana geri döndü. Syndra oraya kadar koşamadı. 2. Nasus zaten koridoru ittirmesi gereken ve erken oyunda stack kasması gereken bir karakter. O da oraya yürüyemeyecekti. Yani Twitch'in orada o orman kampını çalmaya çalışması çok hatalı bir karardı. Ki Twitch'te bu seviyelerde bunu yapamazsınız. Tamam hani gizli bir şekilde rakibe baskın atma potansiyeli yüksek ama siz rakibin ormanına girebilecek bir karakterle oynamıyorsunuz. Bu arada Syndra çok ileride. Ben Kayn'in yerinde olsaydım direkt orta koridora baskın atardım. Tabi burada çok fazla minyon dalgası var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Bu Jax için büyük bir kayıp olur buraya bir baskın atmak. Ama yine de Syndra bu kadar ilerideyken baskına ihtiyaç var. Bu arada Jax'ın E'sini kullandığını görür görmez hemen Syndra kendi kombosuyla Jax'i diri attı. Syndra burada tutuşunu kullandı ama Jax sıçrasını atarak rakibinden skor alıyor. Bakın Syndra'nın sıçrası, tutuşturu hiçbir anlam ifade etmedi bu noktada. Belki dediğim gibi Syndra'nın burada arındırı olsa pozisyon için daha rahat geçecekti. Ki yine yüksek ihtimalle ölebilirdi ama en azından burada bu kadar yakın mücadelede olmasına rağmen tutuşturunun ne kadar etkisi olduğunu gördük. Twitch orta koridora bir baskın, Jax'ın sıçrası olmadığını unutmayalım. Bir tane daha vuracak mı? Vurmayı başardı. Ve en azından burada Jax'ı cezalandırdı koridorda uzun süre durmasını. Gayet başarılı. Twitch'i bu elo'larda çok beğeniyorum. Hatta direkt platin elo ve altını mükemmel iş yapıyor. Çünkü genelde erken oyunda kimse totem atmıyor. Erken oyunda koridoru kazanan pikler direkt pushluyor ve pushladıkları için baskına açık oluyorlar. Size Twitch gibi bir karakter oynayıp rahat bir şekilde o pushlayan koridorları cezalandırabiliyorsunuz. O yüzden bunu mümkün mertebe siz de kendi dereceli oyunlarınızda yapın. Sonuç alırsınız ama bu Twitch'in yaptığı gibi erken oyunda rakip jungle'a girmeyin. Ki kendi orman kamplarını zaten kesmekte zorlanan bir karakter Twitch. Bu hamleyi yaptığınızda çok geri düşersiniz. Bir de Twitch şimdi nehirden yürüdü. Kendisinin nerede olduğunu gösterdi. Twitch oynuyorsanız yine en kritik şeylerden birisi ormanın hangi kampını kestiğinizi rakibe belli etmemeniz lazım. Rakibe bunu belli ettiğiniz anda o koridorlar direkt geri çıkıyor ve baskın yiyeceklerini anlıyorlar. Şu an Jax bunu yapmadı. Geri çıkmadı. Syndra koridoruna tekrar geldi Twitch ama Jax safe bir şekilde oynamaya devam ediyor. Orada görüş olduğu için sorunsuz bir şekilde ayrıldılar.
O bu arada Leona Jinx orada hızlı bir şekilde yakaladı. Tristan da W'sunu kullanmak istiyor. Burada E'sini son seviyeye getirip bir tane daha vurabilecek mi vuramadı Jinx'in. Burada Trevin'e yakalandılar ama en azından gitmeden önce Leona bir skor alıyor. Supportlar arasında skor değişimi. Şu an başka bir skor daha çıkacağını zannetmiyorum. Burayı iki tarafta zorlamayacaktır. Kafa kafaya bir değişim. Ama şöyle bir kaynağa baktığımızda Jinx'in şifası, Tristan'ın şifası gitmiş. İki supportun da çift spell'i gitmiş. Sıçralar hala duruyor. Nişancılar adına sıçralar hala duruyor. Bu arada Syndra orada QE kombosunu yapamadı ama Jax büyük miktarda takısı kaybeden tarafı oldu. Ki Syndra'nın üzerinde şu an hasar verebilecek ekstra bir şey yok. Jax burada Merkür'ün adımlarına giderek çok doğru bir karar almış. Jax'tan tekrar bir agresif oyun ama burada Syndra hemen onu geri postalamayı başardı. Musibetli olduğu için koridorda daha rahat bir şekilde kalabiliyor. Musibet gerçekten çok güzel bir başlangıç şahsiye. Sürekli base attığınızda resetleniyor. Takas halinde rakibe daha fazla hasar vermenizi sağlıyor. Bu arada Nasus burada 6 level. Singe daha 5 level. Ama Singe'in Nasus'a karşı şu an farm üstün olduğunu görüyoruz. Ve oldukça da iyi durumda. Kayn bu arada agresif oyun sıçrasıyla birlikte her şeyini attı. Bu kadarına ne gerek vardı? Karlı çıkan tamamıyla Syndr oldu. Çok kötü bir baskın Kayn'dan. Emin olun Kayn'i o first blood'ı almasaydı şu an gene bu durumda olmayacaktı. Kendisine çok fazla güveniyor. Ha bu baskınlar okey atabilirsiniz. Tabii ki baskın atın. Kayn oynuyorsanız baskın atmanız çok önemli ki hızlı bir şekilde form değiştirin. Ama bu şekilde sıçra engage'ler falan sizi çok sıkıntıya sokar. O sıçrayı daha sonrasında Kayn arar. Şu an üst koridora bir dive istiyorlar herhalde de Nasus'a bu levelde dive atmak Singe'in canı o kadar azken bence çok büyük hata olur. Çok kayıp yaşarlar. Şu an Twitch Kayn'ın orada olduğunu biliyor ve oraya pingler geldi. Singe de buraya doğru yanaşıyor. Bakalım. Twitch orada güzel bir şekilde Kayn'ın yeteneğini doşladı. Singe bu pozisyona çok daha çabuk yetişiyor. Bu biraz kötü oldu. Twitch'in burada düştüğünü göreceğiz. Nasus burada ayakta ters tarafa doğru kaçıyor. Nasus orada Q'suyla birlikte hem stack aldı hem de skoru almayı başardı. Yani şimdi Twitch kendi ormanında bir fight yapıyor. Nasus'un fight'e gelmesi lazım. Koridoru ortada. Biraz kötü oldu bu. Singe'den burada bir kendi yelek tercihi. Ben Singe'in yerinde olsaydım çizmemi daha erken tamamlardım. Singe için hareket etmek çok önemli. Hareket etmeyi seven bir karakter. Nasus'a karşı bence daha da hareketli olması lazım ama sorun yok. Şu an Singe için kötü bir takas değil. Bir skor aldı. Zaten farmda da üstüm. Onun için gayet iyi durum. Burada bot lane çok kritik bir rol oynayacak. İki tane güçlü karakter var. İki tane güçlü nişancı var. İkisi de kar topuna bağlılığında tutulması çok zor oluyor. Bu arada Jax orada sersemletmeyi başaramadı. Daha erken belki E yeteneğini durdurmuş olsaydı sersemletebilecekti Syndra'yı. Tekrar Syndra'nın üzerine gitti. Bu arada Leona burada Jinx'i yakaladı. Bakalım devam edecek bir pozisyon. Üzerine tutuştur da geldi. Şimdi W'sunu kullandı burada. Yalnız yine Trevin'e oturdular orada. Bakalım kim ayakta kalacak. Şu an canı çok az Tristan'ın. İki nişancının da canı çok az. Kimse kimseyi kesemedi. Leona orada illa istiyor skoru. Belki 6 level olsaydı ultisiyle birlikte orada skor almaya çalışabilirdi ama 6 level olamadı. 2 support deniyor. Zaten 2 koridorda. Şimdi Leona 6 level oluyor. Jinx'in sıçrasının geldiğini unutmayalım. Burada Tristan'la çok ileride. Nautilus'u ultileyebilir ki ben Nautilus'un yerinde olsam şu an ultilerdim. Leona ultisini kaçırıyor. Pozisyona hemen Jax da baskına geldi ama tam zamanda Tristan'la çok güzel kaçtı. Jax'tan bu arada agresif bir sıçra. Bakalım ayakta kalabilecekler mi? Nautilus çok güzel bir şekilde Uku ile yakaladı. Jinx'in burada ultisi kaçıyor ama en azından birebir bir takas olacak mı? Birebir bir takas yine supportlar arasında değişen. Üzülmeye hiç gerek yok. Burada Jinx asist dahi alamazken en azından Tristan'a burada asist almayı başardı o açıdan düşündüğümüzde. Yani üst koridordaki minyon farkı dakikalar geçtikçe artmaya başladı. Twitch burada hızlı bir şekilde ejderhaya başlıyor fakat Kayn ejderin arka tarafında şu an bekliyor ve çok rahat bir şekilde o ejderi çalabilecek güçte. İki jungle'ın da şu an çarpı olduğunu görüyorum. Kayn hem ejderi almayı başardı. Hem ejderi demeyeyim hem de bir tane skoru alacak. Çok güzel bir şekilde Syndra ultisine doşladı. Burada ikinci skorunu da alacağını düşünüyorum. Syndra tutuşunu da kullandı. Kayn'dan kaçma şansı pek fazla yok. Kayn burada ikinci skoru alıyor. Üst koridorda bu arada Singe Nasus'u 1v1'de kesmeyi başarmış ve Tristan da Kayn'ın buraya kadar altını almayı başardı ve çift güçlendirmeli bir Tristan var şu an.
Yani çok az jumper'ı vardı dediğim gibi Twitch'in. Burada ejder çok riskli bir karardı. Bu ejdere bu kadar kolay giremezsiniz. Bu kadar kolay başlayamazsınız. Ki Twitch oynuyorsunuz yani. Böyle orman kampları falan filan size göre değil. Erken oyunda Twitch'in yapması gereken tek şey baskın atmak arkadaşlar. Sıkılmadan, yılmadan baskın atacaksınız. Pushlayan koridoru gördüğünüzde direkt oraya gideceksiniz. Eğer pushlayan bir koridor yoksa da orman kampı keseceksiniz. Ejderi de takım arkadaşlarınızla birlikte yapacaksınız. Tek başınıza ejder yapmak sizin çok fazla can kaybetmenize neden olur. Bu da en canlı size kanıtıydı. Üst koridorlar arasındaki minyon farkı 40 minyonlara kadar ulaştı. Bu Singe'in aslına bakarsanız Nosus'a daha büyük bir fark attığı anlamına geliyor. Ormancılar arasındaki farkı zaten söylememe gerek yok. Jax şu an kötü durumda gibi gözükebilir aslında ama gayet iyi durumda. Korkulacak bir rakip. Jax'tan korkmaları gerekiyor. Bakalım. Jinx de çok kötü durumda değil ama iyi durumda da değil maalesef. Traplerini çok güzel kullanıyor Jinx. Ya da rakip takım çok bedava yakalıyor traplere. Bu arada Twitch bu koridora baskına gelmek istiyor. Hemen görünmezliğini kullandı geldi ama jumper'ı çok az. Nautilus'un şu an ultisi olduğunu unutmayalım. Burada kaçan bir Leon ultisi gördük. Yalnız arka tarafı çok güzel bir şekilde yakaladı. Nautilus ultisini kullanıyor. Bakalım arkada Twitch'e odaklanabilecekler mi? Tristana düştü. Kayn çok güçlü durumda şu an. Leona orada en azından skorun alınmasına yardımcı olmak istedi. Jinx düştü ama burada Kayn 3 skor alarak artık tamamıyla kendisinin koridoru ve oyunu domine ettiğini gösteriyor. Ki daha bu kayın dönüşmedi arkadaşlar. Singe'in bu arada kendi yelek tercihinin çok da etkili bir tercih olduğunu görüyoruz. Nasıl sona vurdukça can yenilemektense daha çok zarara giriyor. Ve Singe daha da rahat ediyor. Çizmesini de tamamlamış durumda şu an Singe. Gayet iyi durumda. Twitch bu sefer üst koridora baskın atmak istiyor. Singe'in orada koridoru dondurduğunu gördü. Proxy yaptığını gördü. Bakalım engel olabilecek mi? Nasus da geldi. Nasus burada da W'sunu kullanıyor. Yalnız ultisini basması lazım derken ultisini de şimdi bastı. Singe'in burada kaçma şansı yok. Sıçra da geldi. Nasus da burada Q'su ile birlikte skor alıyor. Hem shutdown aldı hem de orada çok büyük altın kazandı derken Syndra'nın orada ultisini doşlamıştı Jax ama yeterli değil maalesef. Öldüğünü gördük. Kayn bu arada üst koridora baskın atmak istiyor. Şu an minyon dalgası bitti ama gölge suikastçı olduğu için artık burada çok fazla hasar var. Nasus'un da kendisini tanklayabilecek bir eşyası yok. Ve onun da maalesef pozisyonda yem olduğunu gördük. Kayn'in çarp eşyası bitmiş. Üzerine Merkür de alacak. Çok rahat edecek. Bot lane'de bir savaş var. Nautilus şu an kaçmaya çalışıyor. Tristan arkadan vuruyor. Pozisyon herhangi bir skor olmadan sonuçlandı. Gargoyle giden bir Nautilus görüyoruz. Gayet mantıklı bir tercih. Başlangıç eşyası olarak Leona'ya baktığımızda o da muhtemelen şövalyenin adı tamamlayacak. Ya da bilemiyorum buradan hangi eşyaya gidebilir. Umuyorum ölü adam gibi bir şey yapmaz. Çünkü ölü adamın parçaları da var. Bu arada çok fazla hasar geldi burada Kayn'dan. Skor Jax'a gidiyor. Kayn baskısını daha da arttırmaya başladı. İki jungle arasında 3 level fark var. Twitch bu takası aramamalısın Twitch. İstemeyeceğim bir pick var yani karşıda. Kayn gibi bir pick var. Kötü sonuçlandı. Yani şunun bilincinde olması lazım. Platinello'da oynayan bir oyuncunun demesi lazım ki ya bu Kayn bana karşı 3 level üstün. Bu adamın üzerinde bu kadar skor var ve bu adam gölge suikastçı. Ben bu adamla hand fight'e giremem demesi lazım. Ama bu adam yine de savaşı zorladı. Bile bile zorladı. Ve ölmeyi kabullendi. Tekrardan üst koridora bir dive var. Nosus'un şu an ultisinin olmadığını unutmayalım. Singe bu arada çok güzel bir yerde yakaladı. Yalnız kuleyi çok fazla tankladılar. Hasarları yeterli olacak mı? Kayn son bir darbe daha ama Kayn'ın öldüğünü göreceğiz herhalde. Kayn ölmedi. Çok az bir canla kurtuldu. Bu arada Leona'nın ultisi çok tatlı geliyor. Nautilus da ultisini kullandı. Bakalım skor gelecek mi? Tristana orada sıçrasını atarsa skorun alınmasına yardımcı olabilir. Sıçrasıyla birlikte skor alıyor. Jax orta koridorda skor aldı ama birebir bir takas yapıldı. Bot lane'e Twitch de gelmiş. Nautilus'un da düştüğünü göreceğiz muhtemelen. Tristana tutuşturuyor, ölmeyecektir. Skor burada Twitch'e gidiyor. Kırmızı takım için oyuna dönmek adına güzel bir hamle. Hemen ejder pingleri. Bakın bu mantıklı bir ejder. Rakip bot lane'i düşürmüşsünüz. Şu an ejder almak en güzel hamle. Rakip jungle üst koridorda gördünüz ki Nautilus o pozisyonu, Nautilus diyorum, Nautilus o pozisyonu çok güzel yönetti. Direndi, ölmedi, tanklarından faydalandı. Bu arada Kayn buraya tekrardan geliyor. Çalabilecek mi? Çalamadı bu defa. Bakalım shutdown verecek mi? Öldürebilecekler mi onu?
kaçamadı. Kynan'da shutdown'u burada Leon alıyor. İşte bakın bu istemeyeceğiniz bir senaryo. Burada shutdown'u iki keriden birisi almış olsaydı Leon'un tutuşuna kaldı muhtemelen. İki keriden biri almış olsaydı çok güçlü geleceklerdi oyuna. Ama Leona'nın alması burada kayıplarına bile neden olabilir, emin olabilirsiniz. Kayn isteyebileceği en güzel takas. Ejder'i alabilseydi çok daha iyi bir takas olacaktı. Ama o riski almaya değerdi bence. Ya çünkü level avantajı da var. Çalma ihtimali vardı ama maalesef başarısız oldu. Syndra Corridor'u güzel dengede tutuyor. Nasus artık minyon dalgasının kulesinin altında kesmekte bir tık zorlanacak. Ne diyecek olursanız sürekli bir proxy var orada. Minyonlar kuleye doğru ölüyor ve bu Nasus'un istemeyeceği bir şey. Karşı karşıya gelemiyor minyonlar. Ama Twitch tekrar Rus Corridor'a giderse durdurmaya başarabilirler. Singe'nin o proxy'sine engel olabilirler. Gerçi Riley'i sivitmiş bir Singe'i de kovalamak istemezsiniz ama bakalım. Oo, Syndra direkt sıçrasını attı pozisyonda. Mecbur atmak zorundaydı bu arada. Çünkü çok fazla burst hasar yerden. Nasus'un kulesi gitti gidecek. Kule gittikten sonra burada savaş arayabilir Twitch. Aman Twitch diyorum, Singe. Nasus ultisini kullandı ama manası yok. Burada kovalamamalı. Öldüğünü bile görebiliriz Nasus'un. Ki devam ediyor Singe burada vurmaya. Nasus'tan demeye çıkamıyor. Manası da yok. Nasus'un burada kötü bir şekilde ölümünü izliyoruz. Evet. Singe'in proxy'si sonuç olarak ister istemez Nasus'un burada ölümüne neden oldu. Aynı zamanda Singe kuleyi de çıkarttı. 50 minyon da rakibine fark attı. Bakalım bot lane'e tekrar baskın gelebilir ama Jax oralara yakın gördüler Twitch'in orada olduğunu. O Syndra'nın sıçrası olmadığını bildiği için Kayn tekrar o pozisyona geldi ve direkt tek attı. Gölge suikastçının gücünü bir kez daha görüyoruz. Tristan'ın fırtına biçeğini bitirmiş. Leona'dan çok çok büyük bir hata. Yani bir supportun yapmaması gereken bir eşya. Şu an ölü adam. Özellikle Leona gibi bir supportun ilk eşya olarak bunu alması çok büyük hata. Soler'i alırsınız, Şövalye'yi alırsınız, Zeki alırsınız, Gargoyle alırsınız. Ama ölü adam başlangıcı yapmazsınız Leona'ya. Bu Leona'yı tanklaştırmaktan veya Leona'nın mobilitesini arttırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Leona'nın şu an oynadığı açı da aslında yanlış. Direkt burada agresifleşmeliydi. Twitch buraya kadar gelmişken. Q üzerinde de hareket hızını arttıran bir eşya var yani. Üzdün beni Leona. Bu arada Jax yetenek gücü build yapıyor. Lich puan tercihinde bulunmuş. Peşine de 2 tane saldırı hızı eşyası almış. Garip. Şaşırttı beni. Bu arada alamet alındı mavi takım tarafından. Bakalım onu nereye bırakacaklar. Twitch bu defa arkadan geldi. Güzel bir burada Leona ultisi. O sırada buna Jinx güzel reaksiyon göster, sıçrasını attı ama yeterli değil, şifasını da kullandı, yine yetersiz kaldı. Nautilus burada çok tank kolay kolay eritemeyeceklerdir. Twitch burada kuleyi ölüyor. Derken Nautilus da burada ikinci skoru almayı başardı. Tristana tarafından o skor geldi ama Nautilus burada ikinci skoru aldı. Gayet karlı bunun için. Hiç problem yok. Orta koridora da alamet bırakıldı. Bakın Nautilus orayı tutması sayesinde, iki kişinin ölümü sayesinde hem zaman kazandırdı takımına hem de peşinden orta koridorda alamet bırakıldı. Kule gelecek mi? Kule de geldi burada. İkinci kez kafa dağıtacak hatta orada. İnhibitor kulesinde burada düştüğünü görme ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü kırmızı takımın daha doğmasına çok uzun süre var. Nasus'un üçlü kuvveti bitmiş. Yine de pek bir anlam ifade etmeyecek bu saatten sonra. Çünkü rahat bir şekilde stack kasamayacak. Minyon dalgası çok ileride ve sürekli olarak kuleye yem olan bir minyon dalgası var. Aradaki minyon farkı 70'lere çıktı. Platin Elo için ideal bir Singe oyunu gördük bence. Kayn bir tık daha iyi olabilirdi. Early game'de onu da çok hata yaptığını gördük. Ama rakibin hatası daha fazla olduğu için tabii ki cezalandırdı. Bu arada Singe burada yakalandı. Ayakta kalma şansı bir tık az gibi. Bir de orada kötü bir şekilde atladı rakibin içerisine doğru. Skor bu da Twitch'e gidiyor. Twitch güçsüz durumda değil ama üzerine atılabilecek o kadar çok karakter var ki. Kayn atılacak, Jax atılacak, Nautilus atılacak, Singe koşacak. Çok zor. Kayn bu arada bot lane'e geldi. Bakalım Tristana ne derece hasar çıkartabilecek. Kayn'ın ultisinden çıkış hasarı çok fazla olabilir. Şifasını okulan Tristana güzel oynadı ama en azından burada skor Twitch'e gidiyor. Keşke Tristana da kalsaydı. Bence çok çok daha iyi olabilirdi. Twitch'in pozisyon alması birazcık daha zor. Tristana yine W yeteneği sayesinde bir şeyler yapabilir ama
Bakalım Ejder'e başlayacaklar mı? Evet, Ejder'e başlama kararı aldılar. Nautilus'un ultisine bakıyorum. Nautilus'un ultisi var. Jax da pozisyona geliyor. Nautilus bu arada Hulk'unu güzel kullandı. Arka tarafı ulti Syndra'ya doğru. Syndra'nın düştüğünü gördük. Jinx ultisi tarafından Twitch vuruyor güzel bir açıdan. Nautilus orada Twitch'i kapattı. Arkadan Jinx da vuruyor. Twitch'in düştüğünü gördük. Nasus bu arada Jax skorunu almış. Bakalım Nasus pozisyonda bir şeyler yapabilecek mi? Çok yavaşladı şu an. Nautilus'un yavaşladığını gördük. Leon da geliyor peşinden. Nautilus düşecek mi bakalım? Leon'u E'sinde tutturuyor. Yüksek ihtimalle burada Nautilus düşecek ama daha fazlasını alamayabilirler. Leon'a bu arada daha agresif bir oyun. Jinx'in de üzerine atılmak istedi. Jinx de Nasus'un burada Q yeteneğinden kaçamadı. Ve o da stack olarak ölmüş oldu. Şimdi Tristana tekrar pozisyona dahil oldu ama kovalamaması gereken bir rakip Singe. Ne yapıyorsun Tristana'cım? Ultisini kullandı ama ayakta kalamaz. Mavi çarp da geliyor üzerine. Singe de koşuyor. Ölümünü garantileştirdi. Hani tamam eyvallah. Geldin pozisyona, sayı üstünlüğü yarattın. Singe'in kaçmasına neden oldun ama kovalamak niye? Takım arkadaşların geride. Karşıda Kayn geliyor. Deli gibi güçlü. Yani senin kaçman gereken rakiplerin üzerine doğru koşman burada ölümüne sebep oluyor işte. Bombardıman tamamlamış bu arada. Şimdi Kayn'ın ultisi var mı diye bakıyorum. Kayn'ın ultisi var. Ejder'i bu arada çalamadı Twitch. Vurmaya devam ediyor. Ama burada iki tane vuruşu öldüğünü gördük Twitch'in. W ve Q. Bitti. Twitch'in ayakta kalma şansı yoktu. Aradaki level farkına Twitch hiç bakmıyor. Hani direkt savaş odaklı. Çalamadı da gitse dibine kadar çarpı da atacak. Hani rakibi orada çarpı erken kullandı. Ejder'in canı çok az kaldı. Çarp atsa direkt kesecek. Rakibe vurmaya odaklanmayı tercih etti o pozisyonda. Hata. Alsa daha ejderli olacak. Belki tanklaşacaklar. Etkileri artacak. Çünkü gölge suikastçı Kayn belli bir seviyeden sonra gerçekten düşüyor. Bir de takımınızda Nasus var. Leon orada yeteneğini kaçırdı. Ulti atmaya çalışabilir. Ultisini de burada kaçırdı. Bakalım düşürebilecekler mi Singe'i? Singe şu an çok fazla yavaşlatıyor. Arka tarafa teleport da geldi. Singe burayı bayağı rahat oynadı. Nasus'un burada sıkıştığını görecek miyiz? Bir Q daha atabilecek mi? Atamadı maalesef. Jinx ultisine Nasus'un düştüğünü gördük. Arka tarafta Nautilus Leona'yı kesmeye çalışıyor. Leona'nın canı çok az şu an. Hulk'un da tutturduğu pozisyonda. Skor Jax'a gidiyor. Twitch bu arada Jinx'i almaya çalışıyor. E yeteneğini patlattı. Skor aldı. Bakalım devamı gelecek mi? Orada minyon olmasaydı kule minyona vurabilirdi. Twitch'in de düştüğünü gördük. İki kişinin arasına kaldı. Jax E yeteneğini açtıktan sonra zaten Twitch hiçbir şey yapamıyor ona. Leona şimdi çiviliğe doğru gidiyor. Yine nişancı koruyacak bir eşya yok. Direkt kendisini koruma üzerine. Altın fark 6K. Çok çok büyük rakamlar değil bunlar ama hani kırmızı takımda skorların çoğu hep support'un üzerine dağınık bir şekilde gittiği için kerilerin üzerinde güzel bir şekilde kalmadığı için burada tabi o altın farkı daha da açılmış oluyor. Jax şu an Nashor'a doğru ilerliyor. Direkt yetenek gücü buydunu yaptı. Syndra bu arada yakalandı. Ayakta kalabilecek mi? EQ'sunu da güzel bir şekilde doşladı burada Kayn. İstemeden doşladı bu arada. Direkt ultiyi bastı. Bu arada Twitch herhalde Rage Quit attı. Burada başka mantıklı bir açıklaması yok bu arada. Saldı yani oyun artık. Bu kadar skorda üzerinizdeyken oyunu salmazsınız ya. Yani tekrardan bağlandı. Kayn'ın neleri var? Draktor'ı yoğumusu bitmiş. Üzerine şu an gecenin kıyısı tamamlamaya çalışıyor. Twitch'in ebedisi bitmiş durumda. Jinx'e bakıyoruz. Ebedisi ve Runuan'ı bitmiş durumda. Tristana'ya baktığımızda ise ebedi rushlamaya çalışıyor. Tristana eğer ebediyi bitirirse çok büyük güç patlaması yakalayacak ama o ebediye ihtiyaç var. Ben ikinci olarak genelde Tristana'ya ebedi kılıç taraftarıyım bombardımandan ziyade. Çünkü fırtına biçen yeterli saldırı hızı veriyor. Bu arada Twitch'in düştüğünü gördük. Tristana da çok kötü bir açıda. Kırmızı takımın kerileri şu an büyük hata yapıyor. Bu arada en azından orada buraya kadar altın almayı başardı Tristana. Bakalım yeterli olacak mı? Singe de burada ikinci skoru alıyor. Singe de temiz oynuyor. Hatta orada Karamür'ü Mecai'ye çevirmesi birazcık beni şaşırttı. Gerek yoktu bence. Singe puşlamaya devam ediyor. Yapabileceği en güzel şeyi yapıyor şu an. Yani Platinello'da bu kadar hata yapılmışken Elmas Elosu
Çok büyük umut vermiyor açıkçası. Hani çok çok büyük güzel hareketler göremedik. Hani Nautilus'un oyunu güzeldi, beğendim. Leona ulti attığı sırada rakip nişancıyı ters pozisyona sokmaya çalışması falan. Onun haricinde Singe'in oyununu çok beğendik. Ama onun dışında ahım şahım böyle çok da şey olmadı. Ama gerçi Platin baktığımızda fena da değil. Jinx güzel bir şekilde Leona ultisini doşladı ama E yeteneğini de bu arada Trevi ile birlikte doşlamayı başardı. Yine de düşünü göreceğiz burada. Jinx'in altın farkı 11k. Muhtemelen mavi takım son bir takım savaşında burada oyunu bitirecektir. Kayn mavi güçlendirmesini aldı. Üzerine gecenin kıyısında tamamlamış. Üzerine bir de tankları eritebilmek adına orada diğer bir eşyasını tamamlamayı tercih etmiş. Bakalım. Twitch'in şu an iki eşyası var. O da belki bir saldırı hızı eşyası tamamladıktan sonra senaryoyu değiştirebilir. Hani şu pozisyonda yapabileceğiniz Kayn gibi bir pike karşı yapabileceğiniz en güzel şey nişancı olarak ölümün dansı almak. Sizin yani rakipte tek atabilecek şampiyon varsa direkt engel oluyor. Bunun yanı sıra iyileştirme etkisi falan da cabası zaten. Bir de bekleme süresinin azalması var mis gibi. Bu arada Kayn direkt Tristana'nın üzerine atıldı. Tristana W ile kaçmaya çalıştı. Şifasını da kullanıyor bu arada. Kayn'ın düşmediğini gördük. Bakalım Sinch o pozisyonda düşecek mi? Nasus kovalamaya devam ediyor. Yavaşlattı da rakibini. Nasus'un burada düştüğünü görebiliriz. Canı çok az. Can toplamaya çalıştı. Canını da topladı ama Syndra burada düştü. Leona da sıçrasını kullanıyor. Kayn da bu pozisyona dahil oldu. Sinch burada ikinci skorunu atıyor. Güçlü şar. Twitch ultisiyle kesemez o adamı. Adamın çivilisi falan var. Mümkün değil. Arkadan Kayn da geliyor. Twitch'in düştüğünü göreceğiz. Odak konusunda problemi var kırmızı takımın. Odaklanmamaları gereken kişilere inatla odaklanıyorlar. Savaşmamaları gereken rakiplerle savaşıyorlar. Büyük hata. Kayn burada düşebilir bu arada. Tristana da kalsın diye düşündüm ama Nasus da kaldı. Yine kötü değil. Nasus bu arada çivili zırhını bitirmiş ama cana ihtiyacı var. Şu an can konusunda Nasus çok sıkıntılarda. Bir de değişken miğfer alırsa çok daha tatlı olur. Hem can kazanır oradan hem büyü direnci. Singe'in bu Q yeteneğinden aldığı hasarı büyük ölçüde azaltmasını sağlıyordu. Tristana bu arada W'sunu direkt agresif kullandı ama yine de sıçrasını atmasına rağmen Jax kötü bir sıçraydı. Üzerinde Tristana'nın bombası son siteye geldiyse boşu boşuna o canla sıçra atmasına gerek yoktu. Ölecekti zaten. Ama yine de bir denedi. Nice try diyelim. İnhibitöre vurmaya başladı burada mavi takım. Twitch orada yakaladı. Ultisi yok. Burada öldüğünü göreceğiz. Çok fazla hasar yedi. Nautilus'a kafasına çapayı koyunca pasifiyle birlikte direkt bayıldığını gördük. Yani kırmızı takımın gelmesini beklemesi lazımdı orada Twitch'in. Zaten şey olmayacaktı. İnhibitör o kadar hızlı bir şekilde gitmiyordu. Çok acele etti. Yani görünmezliği bitecekti belki o süre zarfında ama yine de acele etmemesi lazımdı. Sinch'e bakar mısınız ya? Mutant olduğu 25 stack mecai yapmış adam. Yetenek gücü de çok fazla şu an Sinch'in. Nasus da kötü değildi ama işte hani hak eden birisi varsa o da kesinlikle Sinch yani. Şu an rahat bir şekilde burayı domine edebilir. Oraya bir teleport daha geldi. Leona'nın iyice arkaya atıldığını gördük. Jax niye Leona'ya dönmedi? Bu arada Sinch'in yenilmez oynadığını da unutmayalım. Leona bu arada orada Jinx'in ultisine düştü. Twitch'ine de yürümeye devam ediyor vallahi hiç. Sinch kovaladığının farkında değil Twitch. Yani Twitch'in yaptığı bireysel hatalar gerçekten çok pahalıya mal oldu. Zonyasını tamamlamış Syndra ama maalesef yetersiz olacak. Kayn burada rakibinin Zonyasının bitmesini bekledi. Orada skoru aldılar. Nasus'un Kayn'ın W'sundan yediği hasara bakar mısınız ya? Tank bir Nasus. Kötü durumda da değil. Ve mavi takım burayı galip getiriyor. Tristana vurmaya çalışıyor. Oradan Kayn skorunu alacak. Peşinden belki Jax skor alır ama oyunun bittiğini gördük. Şöyle bir genel değerlendirme yaptığımızda Leona'nın direkt buradan hani otofil bir support olduğunu görebiliriz. Ölü adam peşine çivili zırh Leona gibi bir karaktere bomboş. Gerçekten sizin nişancıyı korumanız lazım. Engage atan bir rakibi durdurmanız lazım. Veya sizin engage atmanız lazım. En basitinden bunu yapıyorsanız rakibin arasında kalacaksanız. Eşyalar uygun değil. Görüş skorları arasında iki support'un çok büyük farkı olduğunu görüyoruz. Nişancılara baktığımızda Tristana Jinx'e göre kulvar olarak bence üstündü. Daha iyi bir oyuncuydu. Ve bunun yanı sıra çok da büyük bir görüş skoru var.
Biliyorsunuz Brezilya sunucusunun en sevdiğim, en takdir ettiğim yanı bu görüş skorlarıydı. Bu konuda çok özverililer. Herkes görüşe önem veriyor. Ve Tristan'ın görüş skorunu gerçekten takdir ettim. Oyunu hak ediyordu ama bu ildine bence Ebedi Kılıç ve Fırtına Biçen. Yani Fırtına Biçen peşine Ebedi Kılıç başlangıcı yapsaydı çok fazla kar topuna bağlayabilir ve güçlenebilirdi. Ki takaslarda sürekli olarak Jinx'in trebine yakalandığını gördük. Bu da zaten pozisyon almasına ve pozisyonların çoğunda skorun kendisinden ziyade Leona'da kalmasına neden oldu. Orta koridor eşleşmesine baktığımızda Syndra iyi yönetiyordu başta ama Jax Syndra'nın o QE kombosunu yaptıktan sonra tekrardan E yeteneğinin bekleme süresinin onun Q'suna göre daha uzun olduğunu bildiği için sürekli savaş arıyordu ve Q'su geldikçe rakibin üzerine atılıyordu. Ki Syndra Q'sunu E'sini kullansın ki peşinden ben tekrar Q'mu kullanıp takastan daha üstün çıkayım diye. Ve bunu başardı. Yetenek gücü bu ildi yapması da hasarının daha fazla olmasına neden oldu. Fakat yine de dediğim gibi çok üstün bir Jax performansı değildi bence. Ormancılar arasındaki farkı zaten oyunun başından beri konuşuyoruz. Twitch erken oyuna iyi girmesi gereken bir karakter. Erken oyunda rakip ormandan ziyade orman kampı kesmekten ziyade baskın atması gereken, pushlayan koridorlara sürekli baskınla oynaması gereken bir karakter. Keza şöyle bir baktığımızda Jinx ve Nautilus skillsinin kaçma mekanizması yok. Karşıda Leona gibi yapıştı mı bırakmayacak. Bunun yanı sıra zaten Tristana W'suyla atlasa bile arkasından takip edebilecek birileri olduğu için ben olsam Twitch'in yerinde bot lane'e daha sık oynardım. Ki diğer koridorlardan da sonuç çıkartamadığını, doğru düzgün sonuç çıkartamadığını gördük. Üst koridorlar arasında bence 200 koridor oyuncusu da daha iyiydi ama Singe'in üstünlüğü Nasus'tan 1-2 kulvar daha fazlaydı. Burada Nasus'un o proxy'ye izin vermemesi gerekiyordu ki zaten proxy'lerden tekinde kulenin düştüğünü, peşinden de Singe'in Nasus'u düşürdüğünü gördük. Nasus orada manasının çoğunu tüketmişti. Bu ult olarak da çivili'den ziyade değişken miğfere doğru yönelse miydi diye düşünüyorum. Çünkü Singe'e karşı durması daha zor olacaktı. Daha kolay olacaktı ama bu defa da bir Kayn faktörü var. Kayn da sık sık o koridora geldi. Bir de zaten 3 tane daha AD karakter olunca çivili'ye de bir şey diyemiyorum. Mecbur yapabileceği bir şey yoktu. Yani maçın genel analizi bu şekildeydi arkadaşlar. Önümüzdeki hafta Elmas Elo'da görüşmek üzere. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoları beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve notarak bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.